büyük şirketleri ve çatı kurumları sektörü korumak gerektiği yönündeki kaygılarını başbakana anlattılar. Başbakan Davutoğlu saydamlık, güven ve kentsel dönüşüm vurgusu yaptı, müteahhitleri uyardı. Sadece bir projeyi almak için düşük fiyatlar vererek, düşük teklifler vererek, daha sonra da bu düşük tekliflerle aldıktan sonra tekrar tekrar yeni düzenleme talep etmek ya da kaliteden feragat etmeye başladığımızda işte güven sarsılmaya başlar. Davutoğlu iş güvenliğine daha çok dikkat isterken şehir imarı konusuna da dikkat çekti, mimari tiranlık vurgusu yaptı. Ki yine bir katılımcı çok güzel vurguladı. 12 yıl içinde siz gecekondu kültürünü yok ettiniz dedi. Evet. Onu yok ettik. Ama başka tür kontrolsüz ve dikey gecekondulaşma diyeceğimiz türde bir yapılaşmaya karşısında da tedbir almamız lazım. Başbakan Davutoğlu en tartışmalı konu olan değer arttırımı ve rant vergisine de değindi. Aynı haftada, aynı yerde bireysel bir taleple bir araziye verdiğiniz emsal artışı, yan taraftaki bir başka arsaya verilmemişse büyük bir eşitsizlik yapılıyor demektir. Ve bu burada ortaya çıkan değer artışı o kişinin emek üreterek artırdığı bir şey değildir. Davutoğlu konut edindirmeyi kolaylaştıracak önemli bir de açıklama yaptı. Vatandaşın biriktirdiği paranın üzerine biz de katkı yapacağız dedi. Konut almak için para biriktiriyorum diyen bir vatandaş sizden konut almak için para biriktirmeye başlarsa banka bir hesapta o parada 3 yılda 5 yılda konut aldığı anda ne kadar biriktirmişse devlet ona %15 katkıda bulunacak. Suriye